Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 11-14. ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve bugünkü ele alacağımız kısım mirasla alakalı. Malum ölüm hak, miras helal denilir. Ölüm durumunda ölenin yakınları onun mirasına konarlar, sahip çıkarlar ve bundan istifade ederler. Ancak kime ne kadar verilecek? Günümüzde medeni hukukta bunun bir ayrımı pek söz konusu değil. Kadın erkek aynı oranda alıyor. Ve işte babaya ne kadar, dedeye ne kadar, akrabalara ne kadar, bunlar günümüzde kanunlarda belli. Acaba ilahi hükümlerde nasıl? Kur'an-ı Kerim bu noktada nasıl bir taksim yapmış? Bunları birazdan göreceğiz. Ve buna ilmi feraiz deniliyor. Feraiz ilmi. Feridatan minallah diye, nasiben mefruda, farz kelimesinden gelen ifade bunlar. Ferida kelimesinin çoğulu feraiz. Dolayısıyla bu ilme, mirasla alakalı bu ilme ilmi feraiz denilmiş. İlahiyat fakültelerimizde, İslam hukuku dersinde bazı hocalarımız bu ilmi okuturlar. Feraiz ilmi şeklinde okuturlar. Biz de ilahiyattaki talebeliğimiz yıllarında okumuştuk. Bunun daha çok bayağı kesirlerle taksimatı söz konusu. İşte herhangi bir vefat olayında diyelim hanımına ne kadar, çocuklarına ne kadar, çocuklar kız erkek olma durumuna göre hisseleri değişebiliyor. Veya diyelim çocukları yok, akrabalarına ne kadar, bunun epey ayrıntıları var. Ayet-i kerimeler bunun esasını ortaya koymuştur. Biz bugün bu esası meydana getiren ayetleri okuyacağız. Ama sadece 20 dakikalık bir program çerçevesinde koca ciltlerle anlatılan meseleleri bizim ayrıntılarıyla burada ifade edebilmemiz mümkün değildir. Bundan dolayı biz çok da ayrıntıya girmeyeceğiz. Bu konuda şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Normalde günümüzdeki Türkiye'deki geçerli olan hukukta kadın erkek ayrımı yapılmıyor. Ancak insanlar herhangi bir miras olayı durumunda resmi kurumlara müracaat etmeden kendi aralarında Kur'an-ı Kerim'deki taksime göre taksim edebilirler. Kimse buna karışmaz, kimse buna müdahale etmez. Ancak mahkemeye müracaat durumunda, yani taraflardan birisi diyelim taksime razı değil, ben günümüzdeki hukuka göre mirastan payımı istiyorum diyecek olursa, bu durumda mahkemeye müracaat ediliyor ve mahkeme kanunlardaki bunun yeri neyse kanunlardaki taksime göre taksimi yapıyor. Fakat normalde resmi bir müracaat olmadığında varisler kendi aralarında mirası taksim edebiliyorlar. Ve o zaman isterlerse Kur'an-ı Kerim'deki bu hükme göre bunu uygulayabiliyorlar. İşte Allah-u Teala şöyle bildiriyor. يُوْصِيكُمُ اللّٰهِ fi اَوْلَادِكُمْ Allah çocuklarınızla alakalı size şunu vasiyet ediyor. لِذْذَكَرْ erkek için مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ kadının iki katı mirastan pay vardır. Yani diyelim baba vefat etti. Bir kız bir oğlan çocuğu var. Miras üçe taksim ediliyor. Ve iki ise erkeğin, bir ise kızın oluyor. Tabi bu günümüzde Kur'an-ı Kerim'i tenkit etmek isteyenlerce tenkit konularından birisidir. Ve özellikle kadın hakları noktasında bazıları buna itiraz ederler. Ve derler ki Kur'an-ı Kerim kadını bu noktada tam kabul etmiyor. Erkeğin yarısı kabul ediyor. Evet, bu mesele de böyledir. Kur'an-ı Kerim'de hüküm لِذَّكَرْ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ yani erkek için kadının hissesinin iki katı var. Yani erkeğe iki hisse, kadına bir hisse var. Acaba bu neden? Bunu şöyle açıklamak mümkün. Malum İslamiyet'te aile yükünü çekmekle görevli olan erkektir. Kadın çalışmakla mükellef değildir. Ve kadın evinin hanımefendisidir. Ve çocukları yetiştirir, geleceğin nesillerini yetiştirir. Dolayısıyla
evin geçimini tedarik etmek gibi bir telaş içinde olması gerekmiyor. Erkeğin yükü ağır olduğundan ve bu vazife doğrudan doğruya erkeğin omuzunda olduğundan ailenin geçimini temin etmek erkeğe hisse olarak biraz daha fazla verilmiş. Yani kadına bir hisse, erkeğe iki hisse verilmiş. Dolayısıyla her ne kadar kadın orada az almış olsa da sorumluluğu da az, mükellefiyeti az. Ona göre meseleyi değerlendirmek lazım. Yoksa tümüyle eşit kabul etmek bu da uygun bir şey değil. Yani hiçbir aileyi geçindirme yükü olmayan birine, aileyi geçindirme yükü olanla aynı tarzda miras verilmesi, bu da başka bir açıdan bakıldığında haksızlık oluyor. Zannederim adalet ve eşitlik zaman zaman birbiriyle karıştırılabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmünde eşitlik yok. Kadın erkek eşitliği bu meselede yok. Ama adalet var. Erkeğin yükü ağırdır. Ona mirastan hisse fazla veriliyor. Kadının yükü hafiftir. Bundan dolayı mirastan ona az veriliyor. Ama kadın erkeğin eşit olduğu durumlarda söz konusu. İbadette eşittirler. İkisi de Allah katında mesuldürler. İkisi de iyilik yaptıklarında karşılığını görürler. Kötülük yaptıklarında bunun karşılığını yine görürler. Demek ki eşitlik noktasında baktığımızda kadın erkeğin eşit olduğu yerler vardır, olmadığı yerler vardır. Zaten tümüyle bir eşitlik, mesela biyolojik olarak bir eşitlik söz konusu olamaz. Yani kadın kadındır, erkek de erkektir. Eşit olsa ikisi de aynı cinsten olması gerekirdi. Ve nasıl ki biyolojik olarak farklılık var, hukuk itibariyle de bazı meselelerde farklılığın olması adaletin bir tecellisidir. Burada yani en güzel hükmü kim verir? Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Allahu Teala ahkemül hakimindir. En güzel şekilde hüküm veren, hükmedenlere de hükmedendir. Dolayısıyla Allah'a inanan bir kimse elbette Allah'ın hükmünü de kabul edecektir ve Allah'ın hükmüne göre bir uygulama yapacaktır. Bunu kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. İşte erkek için kadının iki payı var. Allah bu noktada bir tavsiyede bulunuyor. Ta burada yusikumullah, Allah size vasiyet ediyor, size tavsiyede bulunuyor mealinde. Acaba bu bir emir midir, değil midir? Ulema bunu bir emir olarak telakki eder. Ve derler ki vasiyet Allah'tan geldiğinde bunun icrası gerekir, bunun yapılması gerekir. Türkçede de aslında bunun bazı örneklerini görüyoruz. Mesela üst makamdan rica ederim diye bir yazı geldiğinde gereğini rica ederim. Burada rica ederim, yani isterseniz yapın, isterseniz yapmayın anlamında değildir. Gereği yapılmalıdır. İşte bunu bizden rica etmiş, yapmasak da olur diye bir yorum yapılamaz. Burada da Allah-u Teala size vasiyet ediyor derken emrediyor. Bu manada ulema tarafından değerlendirilmiştir. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْغَ اثْنَتَيْنِ. Eğer varisler birden fazla kadın durumunda ise فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ. Geriye kalan maldan, yani miras olarak kalan maldan onlara üçte iki vardır. Ve imkânet vahideten, eğer varis olarak tek bir kız varsa felehen nısfu, kalan malın yarısı onundur. Ve li ebeveyhi likulli vahidin minhuma es-sudus. Ve anne babaları için de bunlardan her birine altıda bir vardır. Mimme tarake imkâne lehu veled. Yani ölenin çocuğu varsa onun malından, bu manada anne babaya da her birine altıda bir vardır. فَاِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَتْ. Eğer ölen kimsenin çocuğu yoksa ve وَرِثَهُ اَبَوَاهُ, anne babası ona varis olurlarsa فَلِاُمِّهِ ثُلُثْ, annesi için üçte bir vardır. Yani babası için de üçte iki. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ. Eğer kardeşleri varsa, ölenin kardeşleri varsa فَلِاُمِّهِ سُدُسْ, annesi için bu durumda altıda bir vardır. مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتٍ يُوْسِي بِهَا اَوْدَيْنِ. Ve bütün bunlar ölen kimsenin vasiyeti yerine getirildikten,
borcu varsa borcu ödendikten sonra yapılır. Tabi burada la vasiyyeteli verif, bunu nasıl anlayacağız? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam medah hacında işte la vasiyyeteli veris buyurmuş. Yani varis için vasiyete lüzum yoktur. Ölen kimse şuna şu kadar, buna bu kadar demesine lüzum yok. Zaten kime ne kadar olduğu bildirilmiştir. Ama bununla beraber üçte bir oranında, yani geriye bıraktığı malı, malın üçte birini aşmayacak oranda vasiyette de bulunabilir. Ulema meseleyi bu şekilde değerlendiriyor. Zaten ayet-i kerimede de min badi vasiyetin derken vasiyeti reddetmiyor. Vasiyet vardır ve ama bu üçte biri geriye kalan malın, yani miras olarak kalan malın üçte birini aşmayacak şekilde olmalı. Diyelim bir kimse geride 30 bin lira gibi bir serveti bırakmış olsa, bu 30 bin liranın üçte biri 10 bin lira yapıyor. 10 bin lirasını bağış olarak o kimse isterse verebilir. Ve vasiyet olarak bunu yazmıştır. Noter tasdikli olursa daha sağlam olur. Ama noter tasdikli olmasa bile diyelim kendi el yazısıyla evlatlarına da önceden bunu belirtmiş olabilir. O şekilde sözlü olarak da bunu ifade etmiş olabilir. Öncelikle vasiyetinin yerine getirilmesi esastır. Mesela diyebilir ki ben sizlere 30 bin lira işte geriye miras bırakıyorum. Bunun 10 binini falan hayır kurumuna veriyorum. Benim için bir sadakayı cariye olsun ve benim için sevap olsun. Bu manada üçte birini bir hayır kurumuna veya bazı şahıslara, bazı fakirlere, garibanlara bir hibe şeklinde verebilir. Bu manada bir vasiyet vardır. Ama mirasçılarını bütün mahrum bırakacak şekilde bütün malını böyle vasiyetle sağa sola dağıtması, böyle kendi evladını ihmal etmesi bu uygun değildir. Bir de ölenin borcu olabilir. Bu bilinen borçlar olabilir. Bilinmeyen bazı başka borçlar çıkabilir. Bu borçların da ödenmesi varislerin üzerinde bir haktır, görevdir daha doğrusu. Bu görevi yerine getirmeleri lazım. Önce ölen kimsenin vasiyetini yerine getirecekler. Varsa borçlarını ödeyecekler. Ardından geriye mal kalmışsa o malı da Kur'an'da belirtildiği şekilde kendi aralarında taksim edecekler. Ebâukum ve ebnâukum, gerek babalarınız, gerekse evlatlarınız, la tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a, bunlardan hangisinin size daha faydalı olduğunu, olacağını bilemezsiniz. Yani bir kimse evlatlar arasında mirasta ayrım yapması uygun değil. Olur ki diyelim 3-4 tane çocuğu var. Bunlardan bir tanesi kendine biraz hayırsız gibi gelebilir. Onu mirastan mahrum bıraktığında belki daha da kötü yollara düşmesine sebebiyet verecek. Ve normalde pek iyi görmediği çocuğu belki de onun ölümünden sonra aklı başına gelecek. Ve en ziyade faydalı o olacak. Babasını rahmetle yad edecek ve babasının mirasına güzel bir şekilde sahip çıkacak. Ve bu gibi olaylar olabiliyor. Hayırsız gibi görülen evlat hayırlı çıkabiliyor. Hayırlı gibi görülenler vefasız çıkabiliyor. İşte ayrım yapmayın. Gerek ecdadınız, babalarınız, dedeleriniz, gerekse evlatlarınız, torunlarınız, bunların hangisi size daha faydalıdır? Siz bunu bilemezsiniz diyor. İnna Allah kana alimen hakime, Allah ise alimdir ve hakimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah verdiği hükümlerde hikmet sahibidir. Velekum nisfum ma tarake ezvacukum, eşlerinizin terk ettiğinden size malın yarısı vardır. İllem yekul lehunne velet, eğer onların çocuğu yoksa. Yani bu şöyle olabilir. Diyelim ki kadın daha önce başkasıyla evlenmiştir. Evlenmiş olduğu kişiden çocuğu vardır. Ondan ayrıldıktan sonra bir başkasıyla evlenmiştir. Ondan da çocuğu vardır veya olmayabilir de. Kadının vefat etme durumunda eğer kendi çocuğu yoksa demek ki malın yarısı kocasına kalıyor. Ama çocuğu varsa durum değişiyor. Fe in kana lehunne velet, eğer ölen kadınların
eşiniz durumda olan kadınların çocuğu varsa felekumur rubu, o zaman size dörtte bir var. Mimme tarakne, onların bıraktığı maldan. Min ba'di vasiyetin yusine biha evdeyn, ama onların vasiyetini yerine getirdikten, borçları varsa borçlarını ödedikten sonra. Yani demek ki burada da kadının eğer bir vasiyeti varsa veya borcu varsa vasiyetin yerine getirilmesi, borcunun da ödenmesi bir esastır. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, sizin ölme durumunda kadına, yani eşinize dörtte bir vardır. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ. Eğer sizin çocuğunuz varsa فَلَهُنَّ الثُّمُنْ, onlara o zaman sekizde bir var. مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِنْ تُوْسُونَ بِهَا اَوْدَيْنْ. Bu da sizin geriye bıraktığınız şeylerden, vasiyet olarak vasiyetinizin yerine getirilmesinden, borcunuz varsa borcunuz ödendikten sonra. Ve in kana racul yurasu kelale. Eğer bir adam diyelim baba tarafından, babası dedesi gibi ona varis olacak kimse yok ve evlat tarafından ne oğlu ne torunu yok, bu defa diğer yakınları ona varis olacaklar. Buna kelale deniyor. Eğer bir adam kelale olarak, yani usul ve furuğundan kimsesi olmadan bunun malına varis olunacaksa, ev imraatun, veya bir kadın, ve lehu ah ev uht, ve o kimsenin kardeşi, erkek kardeşi veya kız kardeşi varsa, felikülli vahidi minhüme südüs, bunlardan her birine altıda bir vardır. Fe imkânu ekthar min zâlike, eğer bundan daha fazlaysa sayıları, fehum şureka fi sülüs, onlar üçte bir de müşterektirler. Min ba'di vasiyetin, işte bir vasiyetten sonra, yusâ bihe evdeyn, yapılan vasiyet ve varsa borcun ödenmesinden sonra bu şekilde bir taksimat yapılacaktır. Gayre mudar ve kimse zarar görmeden. Yani miras meselelerinde kimse zarar görmemeli, kimseye haksızlık edilmemeli. Bir oldu bittiye getirilmemeli ve diyelim bazıları psikolojik baskı kurarak, işte ben evin en büyük evladıyım, dolayısıyla arslan payı benimdir, ben istediğimi alırım, ardından diğerlerine veririm, böyle dememeli. Büyüklük fedakarlığı da gerektirir. Gerekirse kendisi taksimde en sona kalmalı ve en aza razı olmalı. Yani bu manada gerçekten miras taksiminde insanlar arasında çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Ve taksimin zor olduğu bazı durumlar da var. Yani diyelim ki 3 parça tarla var, 3 tane çocuk var, her birine bir parça kalacak. Bu durumda bazı tarla daha iyi, daha da fazla büyük, neye göre taksim edecekler? Ya hepsini satıp müşterek bir şekilde parayı paylaşacaklar veya her biri bir bölüme razı olacak. Bu durumda diyelim evin büyüğü durumunda olan kimse, ben büyüğüm, istediğim parçayı alırım dese diğerlerine zarar vermiş olabilir. Demek ki miras taksiminde gayre mudar, bu kayda da dikkat etmek lazım. Kimsenin zarar görmemesine gayret göstermek gerekiyor. Vasiyeten minallah, bunlar Allah'tan size bir vasiyettir, tavsiyedir. Yapmanız gereken birer vasiyettir. Vallahu alimun halim, Allah bilendir ve hilim sahibidir. Tilke hududullah, bunlar Allah'ın koyduğu çizgilerdir, sınırlardır. Ve men yuti'illah ve rasule, kim Allah ve Resulüne itaat etse, yudhilhu cennetin tecri min tahtiyel enhar halidine fiha. Allah onu altlarından nehirler akan cennetlerine koyar ve orada ebedi kalır. Ve zalikel fevzul azim, ve bu en büyük bir kurtuluştur. Ve men yasillahe ve rasule, kim de Allah ve Resulüne isyan ederse, ve yetaadde hudude, ve Allah'ın koyduğu sınırı aşacak olursa, yudhilhu naran haliden fiha, Allah onu ebedi kalmak üzere cehenneme koyar. Ve lehu azabun muhin,
Onun için orada onu zelil kılıcı, zillet verici bir azap vardır. Cenab-ı Hak hem imani meselelerde, hem ibadetle ilgili meselelerde, hem de miras gibi muamelat meselelerinde tam bir istikamet hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.